Herkese günaydın. Bugün 10 Kasım. Sevgili atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bizim için tüm yaptıklarının bir piyasa değerlendirmesi videosu olsa da tüm yaptıkları için şükranlarımızı iletiyoruz. Bir yılı daha aslında bugünle birlikte Türkiye'nin o Cumhuriyet dönemindeki ilelebet payidar kalacağı dönemin bir göstergesi olarak görüp kendisine Allah'tan rahmet, bu ülke için tüm fedakar bir şekilde çalışanlara da minnetlerimizi, teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz. Bugün aslında grafikler üzerinden de yorumlar yapmayı düşünüyordum. Belki bir sonraki videomuz o şekilde olabilir. Ama kısaca aşı çalışmalarındaki gelişmeler, Amerika'da Biden'ın şu an için resmi olmasa dahi seçilmiş olmasının etkileri ve yurt içinde Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan değişikliğinin etkilerini kısaca orta vadede ne getirebileceği konusu bizim için ve dünya için onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci görüşüm, eğer virüsün işte bir yıl önce Çin'den başladığını ve özellikle Çin ile Amerika arasındaki bu kadar sert görüşmeler sonrasında dünyaya yayıldığını ve Biden'ın hemen Trump sonrası seçildikten sonra aşı çalışmalarının çok net bir şekilde piyasaya pompalandığını düşünürsek, sanki Trump sonrasında virüsün pik yapma seviyesinden ziyade, tabii bu bir varsayımdır, yataylaşarak sönmeye doğru gidebileceği bir tarihsel süreç yaşayabiliriz. Bu birincisi. İkincisi, özellikle yurt dışındaki aşı çalışmalarının netleşmesi ve Amerikan seçimlerinin geride kalmasıyla piyasaların destek paketine, virüs gelişmelerine ve ekonomik gelişmelere odaklanacağını düşünüyorum. Uzun süredir zayıf kalan dolar endeksinin yine riskli bir durum oluştuğunda, talebe dönüştüğünde bu riskin doları yukarı doğru taşıyacağını beklerken, aynı zamanda aşı çalışmalarının orta vadede Amerikan dolarında güçlendirici bir etkisi olabileceğini ve altının özellikle 1975 dolar geçilmediği sürece, hatta paritenin 1.20'ler net bir şekilde geçilmediği sürece yükselişlerinin sınırlı kalacağını, tamamen orta vade için, yani önümüzdeki belki 6 ay 8 ay için bunu konuşuyorum ve genel bir güçlü dolar, daha güçlü bir ekonomi dünyada yeni Amerikan başkanı ile birlikte ve piyasanın desteklendiği bir dönemin, özellikle parite ve altın gibi ürünlerde, gümüşü de buna ekleyebiliriz, biraz da yükselişlerin şu an için orta vade için, yine tekrar ediyorum, satış fırsatı veya yatay aşağı doğru hareket başlangıcı olarak görülebilir. Birincisi bu, stratejik olarak. İkincisi de yurt içindeki değişim sonrasında iki siyasetçinin de ben biraz daha nötr bir siyasi davranış tarzı olduğunu, yani daha az magazinsel, daha bürokratik bir davranış tarzı olduğunu, yani bu piyasa tarafından algılanan bu olduğu için, özellikle kurla ilgili, faizle ilgili gelişmelerde, beklentilerde biraz daha söylemlerin yatay diyebileceğimiz, daha heyecansız, daha piyasa algısıyla gerçekleşebilecek bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki Sayın Ağbal'ın bankacılık sektörü önderleriyle yaptığı görüşme sonrasında ve özellikle dünkü piyasa iyimserliğiyle bir 8'e doğru geri çekilme oldu. Ama toplantıya kadar tahmin ediyorum 8-8.50 arasında, 19 Kasım'daki toplantıya kadar gitgeller kurda olacaktır. Ama burada aktif rasyo ve faiz politikasının biraz daha şu an 14'ün üzerindeki o aralıklı ortalama fonlama maliyetine yakın veya anlamlı olarak gerçekleşme ihtimali ve aktif rasyonunda düzenlenme ihtimali var. Tabii ki bu özellikle kur tarafında 7.95 aslında Mayıs 2019 ve Mayıs 20 trend çizgileri üzerinde bir destek bölgesi, 7.90-95 olsa da bu seviyenin altına gelmeden kuru bir nebze daha işte 8-8.20 arasına doğru taşıyabilecek bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında da şu an yılın zirvesindeyiz. Tarihi zirvesine çok yakın bir noktada 1223-1200 önemli iki tane kırılma noktası, destek bölgeleri.
aşı ve Amerikan seçimi sonrası 6 günlük rallimizin dün nispeten sonlandığını belki bir nebze bu sabah itibariyle görüyor gibiyiz. Ama burada borsaya olan talebin, borsanın özellikle 1180-1150 gibi ana destek bölgeleri üstünde kalacağı bir 2021 düşüncesini gün yüzünde tutarsak, burada geri çekilmelerin hala sektörel bazlı, özellikle pandemi kaynaklı veya olmayan bilançoların biraz daha gösterge olarak takip edilebildiği bir dönemde ben yoluna devam edeceğini, ama kısa vadede zaman zaman geri çekilmenin olsa da 2021'de ben hem dünyada hem Türkiye'de borsa tarafının yüksek getiriye hisse bazlı düzeltmeler sonrasında sahip olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla daha güçlü bir dolar, daha stabil bir Türkiye piyasası önümüzdeki orta dönemde olabilir. Günlük beklentileri de zaten bizim güncel videolarımızdan takip edebilirsiniz diyerek tekrar 10 Kasım'ı hatırlatıyor. Herkese iyi günler, bol kazançlar, mutlu bir gün diliyorum.